Merhaba, ben Armando. 10 yaşındayım ve New York'ta yaşıyorum. Silah ve zırh bölümü müdürü siz misiniz? Evet benim. Evet, şimdi Metropolitan Müzesi Silah ve Zırh Müdürü Pierre ile konuşacağım. Armando, böyle şeylerle hep ilgili miydin? Ortaçağ her zaman ilgimi çekmiştir. Özellikle de Ortaçağ'da giyilen zırhlar ve kullanılan silahlar ilgimi çekmiştir. Peki bunları neden ilginç buluyorsun? Zırhları öyle bir şekilde yapıyorlar ki hem vücudu koruyor hem de bununla iken hala hareket edilebiliyor. Yani tasarımını ilginç buluyorsun. Evet, ben de bu şeyleri bu yüzden seviyorum diyebilirim. Çünkü çok akıllıca dizayn edilmişler ve çok güzeller. <laughs> Hadi bir bakalım. Pekala. Soylu kişiler nasıl zırh sahibi oluyorlardı? Soylular zırhlarını vücutlarına göre yaptırırlardı. Hatta kendileri ölçü vermek için gidemezlerse ölçü için kıyafetlerini yollarlardı. Mesajcılar bu kıyafet boyunda zırh yapılsın derdi. Peki bir asker zırhına zarar geldiğinde ne yapıyordu? Asker ya zırhı değiştiriyordu ya da zararın karşılanmasını talep ediyordu. Askerler savaşta atlarını kaybettiklerinde ya da zırhları hasar gördüğünde hizmet ettikleri soylulara gidip sizin için savaşırken kaybettiğim şeylerin parasını ödeyin lütfen diyorlardı. Bu şekilde oluyordu işte. Gayet adil bir anlaşmaymış. Peki buradaki şu zırhın özelliği nedir? Bundan bahsedebilir misiniz acaba? Tabii. Bu zırh 16. yüzyıl sonunda, 1600 yılı civarında yapılmış. Dirsekler ve bacaklar için herhangi bir koruması bulunmuyor. Bütün hali bu. Kollar ve ayaklar rahat hareket edebilsin diye böyle yapmışlar. Üzerinde süslemeler var ama süslemeler son derece sade. Çelikten olan kısımları düz metal gibi görünmesi için cilalanmış. Diğer kısımları kontrast oluşturmak için siyaha boyanmış. Zırhların çok azı tamamıyla süssüzdür. Genelde mutlaka bir yerinde bir süs olur. Bu zırh önceki zırhtan çok daha farklı görünüyor. Zırh bacakları da kaplıyor ve miğfer daha kapalı duruyor. Zırhın üzerinde Fransa ve İngiltere'nin amblemleriyle İngiltere Kraliçesinin baş harfleri olan E.E. -E görülüyor. İşte burada. Bu zırh İngiltere kraliçesinin şampiyonu için yapılmıştı. Mızrak dövüşünde şampiyon kraliçe için dövüşüyordu. Onun kazanması kraliçenin kazanması demekti. Bu herkesin alabileceği sıradan bir zırh değil. Bu zırh özel bir zırh çünkü zırhı yapanlar İngiltere kraliyet ailesi için çalışıyorlardı ve sadece kral ve kraliçenin izniyle zırh yapabiliyorlardı. Bu zırhlar Rönesans Avrupa'sında yapılan en güzel zırhlardan. Bütün bunları bana anlattığınız için teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Asıl beni dinlediğin için ben memnun oldum. Bu konuda çok şey okuduğun ve şimdiden çok şey bildiğin belli oluyor. Ama hepimiz aslında birer öğrenciyiz. Öğrenme hiç bitmeyen uzun bir yolculuk. Ben Armando, Metropolitan Sanat Müzesi'nden bildirdim. Kamerayı görünce böyle baka kalıyorum. Birbirimize öyle bakalım mı?